Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da SolidWorks'te kolaylık olması için denklem atamayı göreceğiz. Peki ya bunu nasıl yapacağız? Bakın dikkat ederseniz burada A, B, C şeklinde en boy yükseklik tanımlanmış. Şimdi sorulara bir bakacak olursak birinci soruda hani malzemesini vermiş, parçanın çizim ölçülerini vermiş ve buradan A, B, C değerlerini vermiş. Ondan sonra kütleleri kontrol ediyor, tamam. İkinci soruya geldiğimizde bakın tüm ölçülendirmeler aynı kalıyor, yani şu üçü dışında. Burada sadece A'sı, B'si, C'si değişiyor. Bakın burada 84'tü mesela. Diğer soruya geliyoruz. Bu soruda hani şurada verdiği çizimleri yaptıracak bize. Şurasını birazcık keseceksiniz. Burasını birazcık keseceksiniz. Ve ABC değeri yine değişecek. Başka bir soruda buraya içine birazcık kabuk oluşturma tarzı bir şey yapacaksınız. Buradaki ABC değerleri bu sefer değişmiyor galiba. Ama hani genelde mantık olarak çoğunda değiştirme mantığı üstüne gidiyorlar. ABC o temel değişkenlerini. Bunun da en kısa yöntemi şudur. Hem denklem atama hem de bunu hani diğer işlemlerinizde de kullanabilirsiniz. Çizim açısından çizimin içine girmeden, çizimle çok fazla karışmadan denklemler kullanarak değiştirebilirsiniz. Bakın benim burada denklemler diye bir linkim var. Şimdi eğer ki sizde yoksa, ki büyük ihtimalle yoktur. Şuradan ilk başta otomatik modundadır. Şimdi 2014 direkt burada çıkıyor. 2013'te şu az bir şey daha aşağılarda çıkıyor olması lazım o. Tek tıkladığım yere çok dikkat edin. Bakın burada hani sensörler, detaylandırmalar, bu kısma tıklıyorum sağ tık ile. Eğer buraya tıklarsam çıkar ama hani malzemenin üstüne tıklarsanız malzemeyle alakalı şeyler çıkar. Burada hiçbir şey seçildiyken boşluğa tıklamaya dikkat edin sağ tık ile. Ağaç ögelerini gizle göster. Buradaki denklemleri göster diyebilirsiniz. Diğer şeylerde eğer ilginizi çekiyorsanız buradan da oynayabilirsiniz. Sevmediğiniz şeyleri kaldırabilirsiniz. Tamam, denklemleri göster dedim. Tamam, bastım. Artık bakın burada denklemler diye bir şey çıktı karşıma. Denklemleri yönet. Değişken ekleyelim. A. Enter'a bastım. Bunun değeri 40 olsun. B atayalım. Bunun değeri 60 olsun. C atayalım. Bunun değeri de 80 olsun. Tamam. Şimdi hep beraber gelin bir çizim yapalım. Çizimimizi aldım, dikdörtgenimi aldım, ölçülendiriyorum. Burasına A diyeceğim. Ama şuna çok dikkat edin bakın. Eşittir A. Bu değer eşittir A olsun. Ve 40 olarak da yazıyor. Yanında da şu sembol çıkıyor. Burayı da ölçülendireyim. Buraya ise eşittir demeyeyim. Direkt B diyeyim. Bakalım ne olacak. Hatta B deyince olmadı. B deyip şu aşağıdan B değerini seçmeniz lazım ki B'nin değeri olan 60'ı versin. Tamam, devam edelim. Extrusion verelim buna. Extrusion olarak da buraya hatta denklem yazalım. A artı B çarpı 2 bölü C olsun. Ve bu şekilde tabi şey yapmayı unuttuk. Eşittir yazmayı unuttuk. Eşittir A artı B çarpı 2 bölü C demiştik değil mi? Evet. Tamam, bakın yanında şu sembolle çıktı. Tamam. Tamam bastık ve şu anda hani burası A olan, burası B olan ve kalınlığı da C olan bir parça oluşturmuş olduk. Şimdi gelin bakalım hiç ölçüleriyle kendi içinde oynamadan buradan değişiklikler yapalım. Denklemlere sağ tıkla, denklemleri yönet. A'sı vazgeçtim. 40 değil de 60 olsun. Direkt zaten bakın şurada eğer otomatik olarak kendine sizde de seçiliyse anında değişecek. Eğer ki değilse şuradan yenilemeniz lazım. Kısa yolda CTRL B. Buradan otomatik olarak yenileyi seçmeyi unutmayın. B'si diğer türlü aynı sonucu bulmazsınız. 40 B'sini değiştirdim. Tamam. C'si bölü C demiştim. C'yi birazcık küçültelim ki bu birazcık büyük çıksın. Tamam. C'sini 10 dedim. Bu şekilde hiç parçanın çizimine karışmadan sadece buradan 2-3 tane tıkla işimi bitiriyorum. Bir tek şuna çok dikkat edin bakın. Otomatik olarak yenile. Bu çok önemli bizim için. Bir de size şunu göstereyim. Şimdi bunun eski B değeri neydi? Hatırlıyor musunuz? Şu an 40. Bunun öncekisi de 80 mi neydi? Neyse şimdi göreceğiz. Bakın bunun çizimini düzenleye geldim. Karşıma aldım. Şimdi bakın burasını eşittir A demiştik. Burasını eşittir B demiştik. B'nin eski değeri 60'tı. Şimdiki değeri 40. B'yi 40 olarak değiştirmeme rağmen burası değişmedi. Niye? Hatırlıyor musunuz? Buraya eşittir demiştim, buraya ise dememiştim. Eşittir demek bunu fonksiyon yapar. Bu ölçülendirme B'ye eşit olacak fonksiyon olarak. Hani bu fonksiyon eşittir B şeklinde. Bunu ise buraya sadece
B'nin değerini yaz demiştim. O da B'nin değerini yazmıştı. Bakın bu şekilde 40 olarak B'nin Y'nin değerini yazdırdım. Ama şimdi yeniden değiştirdim yani. 60 yaptığımda değişmeyecek. Dolayısıyla yapmamız gereken şey eşittir B. İşte bu yüzden eşittir işaretini koymak çok önemli. Yanında da böyle sembol geliyorsa bilin ki doğru yoldasınız. Çizimden çıkarak yeni parçamızı oluşturmuş olduk. Bu şekilde kendinize inanılmaz bir kolaylık sağlayabiliyorsunuz. Hani dedim ya, çünkü burada A'sı, B'si, C'si birkaç tane soru soruluyor bir parça üstünde. Ve bunu sadece CSVA için değil, diğer parçalarınız için de hani parçaya çok çok fazla böyle içine girip kafanızı yormadan kolaylıkla uzaktan değişikliklerinizi yapabiliyorsunuz. Denklemlerimiz. Bunları delete istiyorsanız silebilirsiniz. Denklem ile verdiğim değerler artık kafası karıştı ama devam edelim. Şimdi çizimi düzenle, karşımdasın. Buraya direkt eşittir B desem ne olur? Ops, bir kötü şeyler olmadı. Vazgeçtim, seni kapatayım öyle göstereyim. Anlaşılan bu şekilde anlatmamız bayağı bir sıkıntı olacak. Diyelim ki denklemleri bulamadınız. Öyleyse hiç sıkıntı değil. İstediğiniz değere getirin. Mesela burası 40 olsun ilk başta veya hani daha özel bir değer olsun. 40 yerine bileyim. Tamam. Şimdi burada eşittir A desek mesela şu anda olmaz. Ama bunun tamamını eğer eşittir A desek, hani normalde A diye bir değişkenimiz yok ama kendisi A adına bir global değişken oluşturulsun mu diye bize soruyor. Biz de evet'e basarak değişkenimizi oluşturmuş oluyoruz. Bakın yanında da bu işaret geldi. Tamam. Şimdi bu şekilde denklemlerin içinde denklemleri yönette A diye bir tane değişkenimiz oldu. Ve yazıyor ki buradaki bu denklem, yani şu yükseklik, ekstrüzyon yüksekliği ölçüsü A'ya eşit. Bunu artık 50 yaptığımda otomatik olarak yeni oluştur açık olduğu için direkt bunu değişmesini yapıyor. Yani diyelim ki denklemleri bulamadınız. Direkt böyle kendinizle hani eşittir dedikten sonra kendi denklemini atamış oluyor zaten. Yapmanız gereken tek şey bir kereliğine doğru değeri girmek. Çizim düzenle 40. Direkt tamam yerine eşittir B yazıyorum. B adına global değişken oluşturulsun mu? Tamam. Yanında bakın bu işaret geldi. Oldu. Eşittir C diyorum. Hani illaki oradan atamak zorunda değilsiniz. Bir kere buradan yazdıktan sonra değeri, buradan da o değerin yerine tıklayarak tamamın yerine eşittir C yazarak da değişkenlerinizi atayabilirsiniz. Bundan sonra dediğim gibi yapmanız gereken tek şey denklemleri yönet. 30 değil de 10 demek. Otomatik olarak yeniden oluşturmayı, bir kere aktif etmeyi lütfen unutmayın. Çizimimizi kolaylaştıracak bir şey. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.